Gidiyorum efendim de orada, çorumda. Sayın İl Başkanımız Ali Gümüşköy Yönetimi, Sayın Tekirdağ Milletvekilimiz Mesut Özcan, Sayın Tekirdağ Milletvekilimiz Gökhan Gittaş, önceki dönem Milletvekilimiz Mustafa Yer, önceki dönem Milletvekilimiz Sayın Metin Akgün, İlçe Başkanımız Sayın Kerem Keller Yönetimi, Marmara Elbisi Belediye Başkanımız Sayın Hikmet Ata, Marmara Kapaklı Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Çetin, İl Gençlik Kolları Başkanımız Sayın Adam Çiftçi Yönetimi, Kadın Kolları Başkanımız Neyman Çiftçi Yönetimi, Gençlik Kolları Başkanımız Sayın Onur Şen Yönetimi, Sayın Mahalle Başkanlarımız ve üyesi. Geçmişten günümüze alt kadrolarımızla görev almış kıymetli dava arkadaşlarımız. AK Parti Çorlu İlçe Başkanlığı İlçe Konuşma Meclisi toplantımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için bir dakikalık saygı duruşu, akabinde İstiklal Marşı'nızı okumaya davet ediyorum. Selamlıyorum ve Çorlu Gençlik Kulübü'nün hoş geldiniz.
Sözlerime başlamadan önce bu vatan için can vermiş tüm aziz şehitlerimizi ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla yad ediyorum. Bizlere bıraktıkları bu cennet vatanı liderimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde yükselişin haklı gururunu yaşıyoruz. Bizler bugün burada çoğumuz için ülkemizin daha mürekkep yarınlara kavuşması için elinden geleni ortaya koymak için Üstad Necip Fazıl Kısaköy'ün dediği gibi kim var diye sorulunca sağına soluna bakmadan fert fert ben varım diye cevap verince her vergi benim olmadığım yerde kimse yoktur duygusuna sahip bir dava ahlakını pırıldatıcı bir teşkilatı olarak buradayız. Kıymetli dava arkadaşlarım, biliyorsunuz 7 Ekim'den bu yana Filistin'de, Gazze'de yapılan vahşice saldırılar sebebiyle nice kardeşlerimiz şehitlik mertebesine ulaştılar. İsrail hükümünün tüm dünyanın göz önünde işlediği suçların, gerçekleştirdiği katliamların bir an önce son bulmasını temenni ediyorum. Elhamdülillah, AK Parti'mizin 22. yılındayız. Liderimiz, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız, Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve yol arkadaşları 22 yılın her bir dakikasını değerlendirerek dünyanın eşi benzeri olmayan bir çalışma ve gayret ömrüyle adeta ülkemizi ihya ve inşa ettiler. Bu hizmetleri kazananları tek tek anlatacak olsak burada bir bir yüzlerce danışma meclisi yapmak bize yetmez. İşte böyle bir çalışmanın, böyle bir gayretin sonucunda etrafına özenle bakan bir ülkeden gıptayla bakılan, örnek gösterilen bölgenin en güçlü ülkesi haline geldik. Hiç şüphesiz AK Parti'mizin omuzlarında yükseldi Türkiye'miz. Emeklerimiz ve emeklerimiz çok büyük, çok kıymetli. Ülkemizin kazanımları AK Parti'mizin eserleridir. Cumhurbaşkanımızın ve yol arkadaşlarının milletimize kazandırdığı daha nice eserler bundan sonra da katlanarak devam edecektir inşallah. Bizler Çorlu Teşkilatı olarak il başkanımız, milletvekillerimizin öncülüğünde tüm gücümüz ve gayretimizle ilimizin, ilçemizin bir taraftan hükümetin yaptığı yatırımları koordine ederken bir taraftan da Çorlu Belediye'mizin beceriksizliğini ve hizmetten yoksunluğuyla mücadele ettik ve etmeye devam ediyoruz. Allah'ın izniyle 2024'de iddialı bir şekilde hazırlanıyoruz. Yarın kapısını çalacağımız her bir hanemize AK Parti'mizin başarısı hizmet konu hikayesini nesilden nesile anlatılacak muhakkak bir paragrafi sayfası olacaktır. Elimiz çok güçlü ve bu gücün farkındayız. Birilerinin meyhude çıkışları, yaratılmak istenen kaos dolu, öldük bittik mahvolduk heyatı boşanadır. Meyhude bir hevestir. Muhalefetin faşistle yürüttüğü psikolojik gayri nizami harpla karşı karşıya olduğumuzun farkındayız. A kuşağı, Z kuşağı diye bu ülkenin gençlerine yeni bir kalıp hazırlayanlara şunu söylemek istiyorum. Gençlerimizi konumlandırmak istediğiniz kuşak hikayesi tam bir fiyaskodur. Bunu İstanbul örneğiyle gördük. Bizim gençlerimizin tek bir kuşak gençliğidir. Bu da asıl neslin neslidir. Ezeli ve edebi önderimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Biz ümmeti Muhammed'iz. Yerimiz mağdur ve mazlumun yanıdır. Alparslan'ın Fatih'in, Selahattin Eyüp'ün, Abdülhamid Han'ın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün torunları yavrum kalıbına girmez ve girmeyecek. Bizim gençliğimiz 15 Temmuz'da ne kuşa olduğunu dünyaya göstermiştir. Bizler Lut kavminin takipçileriyle değil, emperyalistlerin, siyonistlerin yolundan değil, önderin ve ecdadın yolundan gideriz. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve yol arkadaşlarının ardı sıra yürüyeceğiz. Yürümeye de devam edeceğiz. Tasalanma yiğidim, zaman bizden yanadır. Külümüzden yükselen bulunan bizden yanadır. Son durak, son ilahi ferman bizden yanadır. Dünya düşman olsa da iman bizden yanadır. Zalimler için karar verildi, infaz kaldı. Ufka bir bak yiğidim, inkılaba az kaldı.
özellikle Çorum'umuza Tekirdağ için yeniden dirilişin başlangıcı olacaktır. Buna olan inancımız tamdır. Bundan hiç kimse tereddüt etmesin. Hiç şüphe yok ki zafer inananlarındır. Değerli dava arkadaşlarım, ülkemize, partimize, ilimize, ilçemize emeğiniz çok büyük. Bir defa bir dava adamı olarak bizim her daim örnek alacağımız bir büyüklerimiz, yol arkadaşlarımız, kardeşlerimiz vardır. Biz sizden razıyız. Rabbim de sizlerden razı olsun. Sözlerimi fazla uzatmadan müsaadenizle merhum Muzaffer Özak Hoca'nın nusret duasıyla sonlandırmak istiyorum. Ya Rabbi, bizi senin unutanlardan eyleme. Daima senin ismin dilimizde, aşkın, muhabbetin, korkun gönlümüzde olsun. Bizi mümin getirdin, mümin yaşattın, mümin öldür. Bize esaret zilletini taktırma. Düşman zilletini bize taktırma ya Rabbi. Aziz vatanlarımızı koruyanları koru. İnsanlığa, İslamiyete ve Kur'an'a hamim olanları iki cihanda aziz et. Ve onları ve yenkül sırakallahu nasrallahu aziz sırasına mazhar kıl. Ehli İslam'ı mahrum etme. Düşmanları bize güldürme ya Rabbi. Böylesine coşkulu, böylesine zafer aşkıyla dolu bir salonda sizlerle bu kutlu davada yürümenin şekliyle tüm dava arkadaşlarıma hürmetlerimi sunuyorum. Esselamu Aleyküm. Konuşmalarını yapmak üzere gençlik kolları ilçe başkanımız Onur Şehir kürsüye davet ediyorum. Değerli divan, çok değerli il başkanımız Ali Gümüş Beyefendi, çok değerli Yeşil Sıra milletvekillerimiz Mustafa Ye, Melih Akgün, çok değerli kadın kolları başkan vekilimiz Yeliz Akın, ilk gençlik kolları başkanımız Adem Çiftçi belediyeleri, beraber görmekten onur ve gurur duyduğum ilçe başkanımız Kenan Kenne, ilçe kadın kolları başkanımız Neyman Çiftçi belediyeleri, cephakar, bir o kadar da cephakar gençlik kolları yönetimim. Çoğumuzu AK Belediyeciyle tanıştıracak çok değerli belediye başkan adaylarımız, meclisiyesi adaylarımız, çok değerli mahalle başkanlarımız, geçmiş dönem ilçe başkanlarımız, mevcut belediye başkanlarımız, Hazlı partimizin her kademesinde görev almış sevgili dava ve yol arkadaşlarımız, çok değerli basın mensupları, sizleri AK Parti çoğu gençlik kolları başkanlarına sevgiyle saygıyla selamlıyor. Gençleştirilmiş ilçe danışma meclisi toplantımıza hepiniz hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Değerli vaktinizi almak adına 2-3 cümle söyleyerek sözlerimi bitirmek istiyorum. Bundan tam bir sene önce yine burada bu bildikleriyle AK Parti'nizin her kademesiyle tam tavrı buradaydı. Bizlere bu günlere getiren Rabbime binlerce şükürler olsun. Gençlik kolları görevimize bundan tam 1 yıl 2 gün önce, yani bugün itibariyle 1 yıl 2 gün oluyor. Görevlere geldiğimizden bugüne işimizden, eşimizden, aşımızdan karar vererek durur durak demeden çalıştık. Birçok etkinlikler, programlar, projeler ürettik ve faaliyete geçirdik. 14-28 Mayıs genel seçimlerde gece gündüz demeden var gücümüzle çalıştık. Ve bunun karşılığında genel seçimleri zaferle sonuçlandırdık. Şimdi ise genel seçimlerde aldığımız bu zaferi yerlere taşımaya hedefindeyiz. Çorlu konumları bir şehir, evet. Çorlu Tekirdağ, hatta Trakya'nın lokomotif görevi gören bir şehir, evet. Ama belediyecilik anlamında zayıf, hizmet anlamında sınıfta kalan bir şehir. Akbeşik burada, Akbeşik burada, Akbeşik burada, Akbeşik burada.
Türkiye'nin cumhuriyetçileri hep beraber düşünüyorlar. İşte bu yüzden Çorum halkı ve AK Parti Çorum Teşkilatı olarak biz de bu düzenin değişmesinde kararlıyız. Belediyede gönülden çalışan, belediyede siyaseten değil, hizmet anlayışıyla çalışan AK Belediyeciliği Çorumlu'ya tanıştırmak için elimizden gelen bir kadını değil, 10 kadın yapacağız. Şimdi buradan söylüyorum, ilk günkü gibi enerjimiz büyük, heyecanımız yüksek, inancımız tamdır. AK Parti Çorumlu Yeşil Kolları olarak 31 Mart yerel seçimlerde partili seçimlerde birinci parti çıkması için ne gerekiyorsa yapacağız. Birbirinden değerli çok kıymetli 3 tane belediye başkanlarımız var. Genel meclisimiz hangi belediye başkanlarımız aday gösterirse göstersin, biz AK Parti Çorum Teşkilatı Yeşil Kolları Kadın Kolları beraber başkanımızın arkasında dimdik duracağız. Belediye başkanımız ve AK Parti Çorum Teşkilatı olarak 31 Mart gecesi Çorumumuzu AK Belediyeciliğiyle tanıştırmak için gece gündüz demeden, dur durak demeden var gücümüzle çalışacağız, çalışacağız, çalışacağız. Bugün görüşürler sizlere saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Allah'a ediyorum, kan sağlayacaklar. Gençlik Kolları Başkanımıza teşekkür ediyoruz güzel konuşmalarından dolayı. Sırada da Kadın Kolları Başkanımız Neyman Çelik'i bir kürsüye davet ediyoruz. Zaferi'ye müşerif edeceğiz.
Neriman Başkanımıza biz teşekkür ederiz. Allah razı olsun kendisinden. Sayın misafirlerimiz, hastalık sebebiyle katılım ben ileriki ekibimiz Sayın Çiğdem Doğucu'yu mesaj vardır, onu okuyorum. Saygıdeğer başkanlarım, akla babalarımızın kıymetli üyeleri, değerli dava ve yol arkadaşlar. Hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Aramızda bulunamadığım toplantımızın partimiz, çoğunluğumuz ve ilimiz için ülkemize hayırlı vesile olmasını diliyorum. AK Parti şartların ortaya çıkardığı, şartlar değişik ortadan kalkacak bir siyasi hareket değildir. AK Parti sıradan bir siyasi oluşum değildir. AK Parti ülke genelinde bütün teşkilatlarıyla, bütün mensuplarıyla öncelerine hedef giyenlerin partisidir. AK Parti istişare partisidir. Birlikte yönetmek, sorunları hep birlikte çözüm bulmak için hemen her konuda istişarelerimiz, danışma toplantılarımız oluyor. Tüm kanallarımızla bir araya geldiğimiz, kardeşliğimizin, muhabbetimizin güçlendiği, her gün bir demokrasi şöleni olan bu toplantılarımız birliğimizin, beraberliğimizin, ortak aklar, önem verdiğimizin göstergesidir. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kendini bu ülkeye, bu millete adayan, çalınmadık kapı, girmedik yolu bırakmayan, durmadan, dinlenmeden çalışan her bir dava arkadaşıma şükranlarımı sunuyorum. Şimdi önümüzdeki yerel seçimler için heyecanımızı, inancımızı ve azmimizi yeni baştan tazeleyerek durmadan, dinlenmeden çalışmaya devam edeceğiz. Çorumuzu ve Tekirdağımızı AK Parti belediyeciğimizle, gönül belediyeciğimizin anlayışımızla buluşturacağız inşallah. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Birliğimiz, beraberliğimiz daim eylesin. Sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum. Çiğdem Doğucu. Sırada konuşmalar için tekrar milletimizin hepimiz gömen bir teşekkür size arz ediyorum. Sayın İl Başkanım, değerli divan kurulu üyelerimiz, kıymetli milletvekili, çok değerli öncelikle milletvekillerimiz, il gençlik kollarımız, il kadın kollarımız, ilçe başkanımız, ilçe gençlik kollarımız, ilçe kadın kollarımız, birbirinden değerli belediye başkanlarımız, büyükşehir belediye başkanlarımız, ilçe belediye başkanı aday adaylarımız, velhasılı değerli dağlı arkadaşlarım, Çorumlu, Tekirdağlı hemşehrilerim, hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. İlçe danışma toplantımız, genişletilmiş ilçe danışma toplantımız hayırlara vesile olsun diyorum. İlçe başkanımızla, Kenan başkanımızla genel seçimler sürecinde birlikte sağlık koşturduk. Arkadaşlarımızla, kardeşlerimizle, gençlik kollarımızla, kadın kollarımızla, gönül vermiş fedakar hanımlarımızla, annelerimizle, kardeşlerimizle hep beraber koşturduk. Güzel bir dönem geçirdik. Rabbim nasip etti. Cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde ülkemiz çok önemli bir süreci atlattı. Virajı dönmüş oldu. Bu seçim anımızın hakkıyla geçirdik. Hayırlı, güzel bir çalışma dönemi olsun. Önceki dönemde de hizmet etmiş bütün arkadaşlarımdan Allah razı olsun. Ülkemiz kıymetli bir seçim atlattı. Önümüzde yerel seçimler var. İnşallah biraz daha gergin, sıkıntılı bir seçimden daha güçlü olduğumuz, kendimizi daha rahat hissettiğimiz, huzurlu bir seçime doğru gittiğimizi anlatmak istiyorum. Bir önceki seçim ve yerel seçimlerde karşımızda bir ittifakla beraber bütün dünyadaki diş mikartlar bir araya gelmişti. Bu seçimi dört gözle bekliyorlardı. Allah'ın izniyle bunu atlattık. Cumhurbaşkanımız zaferle bu seçimden ayrıldı. Bu seçim, Cumhurbaşkanımız seçimini kazandı. Onun liderliğinde,
Onurlu'nun derginde bir yerel seçime gidiyoruz. Ve kalkınma yerelden başlıyorsunuz arkadaşlar. İnsanlar evinden çıktıktan sonra ilk güne başlarken belediyecilik ve yerel hizmetlerle karşılaşarak hayatına başlıyor. Burada ne kadar mutlu bir adımla evinden çıkarsa gününü, hayatını o kadar daha mutlu bir şekilde geçirme imkanı, ihtimali var. Bizler AK Parti olarak Rüştü'nün ilk önce Cumhurbaşkanlığımızı İstanbul Belediye Başkanlığı'nda hizmet ederek hem hizmet siyasetiyle, eser siyasetiyle, gönül belediyeciliğiyle ispatlamış bir hareketiz. AK Parti her seçimden galip çıksa da, galip çıktıktan sonra da acaba nerede hata yaptık, eksiğimiz var mı, nerede tamamlamamız gerekir diye düşünen bir parti. Laboratuvar gibi çalışan bir genel merkezi var. Gençlik kolları, kadın kolları, ana kademe, ülkemizi nasıl daha ileriye götürürüz, teşkilatımızı nasıl daha başarılı hale getiririz, nerelerde dokunmadık, nerelerde eksiğimiz var diye hemen bunların ardından diğer seçimlere hazırlanmaya başlayan bir parti. Diğer tarafa baktığımızda hala kendi işlerinde iktidar hesaplarını yapan, kendi aralarında çekişmeler olan çeşitli kurumlar görüyoruz ve Türk siyasi tarihinde şöyle baktığımız zaman en hızlı şekilde toplanıp en hızlı şekilde dağılan bir döneme şahitlik ettik bu dönemde. Geçenlerde daha genel başkanlarından bir tanesi, şimdiki aklım olsa bu ittifada destek vermezdim, Kemal Kılıçdaroğlu desteklemezdim diyor. Dediği konu 5 sene önceki, 10 sene önceki bir konu değil. Şuradan 5-6 ay önceki bir dönemle alakalı bir konudan bahsederken şimdiki aklım olsa diyor. Bu insanlardan bir sebep bekleyebilir miyiz? Vizyon bekleyebilir miyiz? Belediyecilik bekleyebilir miyiz? Hiçbirini bekleyemeyiz. Çoğuna baktığımız zaman Trakya'da yerleşim merkezi olarak en büyük yerleşim merkezi diyebiliriz. Nüfusuyla, ekonomisiyle, gelişme hızıyla ve bunun yanı sıra tam tersi olarak da alamadığı belediyecilik hizmetleri yıllardır görüyoruz. Burada bu vesileyle baba dostu eski dönem belediye başkanlığı yapmış büyüklerim de var. Onlara da sevgi, saygı ve hürmetle selamlamış olayım. Kendilerinin çorumuza büyük hizmetleri olduğu zamanında. İnşallah çorum afiyetleri bulsun istiyoruz. AK Parti belediyeciliğiyle, gönül belediyeciliğiyle, hizmet belediyeciliğiyle, eser belediyeciliğiyle birbirine kavuşsun istiyoruz. Bunun için sıkılmadık el, çalınmadık kapı bırakmayalım arkadaşlar. Gönüllere girmeye çalışalım, gönül belediyeciliğiyle beraber hedeflerimizi anlatalım, yapmak istediğimiz eserlerimizi anlatalım, çoğunluğumuzu ve Tekirdağ'ımızı önümüzdeki dönem AK Parti belediyeciliğine kavuşturmak için elimizden geleni hep birlikte yapalım. Çoğunluğumuzu hak ettiği belediyeciliği kazandırmak için elimizden geleni yapacağız. Burada gerçekten bir vizyon sıkıntısı var. İşi kişilere indirmemize gerek yok. Kavgaya gürültüye girmemize gerek yok. Kendimize bir eksiğimiz varsa da, birilerinin kapısını çalmamışsak da, derdimizi anlatmamışsak da, onların gönlüne girmeye çalışacağız. Vazifemizi yerine getireceğiz. Ben inanıyorum ki bu dönem Çorlu ve Tekirdağ Büyükşehir olarak AK Parti'ye gelecektir. Ve bu Türkiye genelinde gerçekten çok kıymetli. Batı'dan, İstanbul'dan sonra Büyükşehir olarak sadece Tekirdağ var. Ve şunu şöyle bir düşünün, çok yakın, elimizde olan bir şey. Ama şu avuçlarımızın içerisinde neredeyse. Çok yakınız buna. Bunu aldığımız müddet içerisinde bütün sosyolojiyi, psikolojiyi Türkiye genelinde değiştirebileceğimiz bir değil. Düşünün, o haritada kırmızı ve sarıyla belirtilmiş bir çizgi var. Sahiller ve kıyılar kırmızı, dağ altı tarafın sarı olduğu bir yerde Tekirdağ bu durumu değiştirebilecek, buna yakın, en yakın şehir. Ve özünde de baktığımız zaman siyasette eski dönemde merkez siyaseti, merkeze yakın olan bir yapıyı barındıran bir nüfus yapısı vardı. Son dönem olan daha bir ideolojik çarpışma içerisinde, bloklaşma içerisinde bir ayrışma oldu. Ama biz bunu inşallah bu dönem kırmayı hedefliyoruz. Çorlu'da bunlardan en önemlilerinden birisi lokomotif ilçemiz. Sayın Cumhurbaşkanımız teşkilatımızı hep
hep beraber 3 kademe teşkilatlarımızı Dolmabahçe Sarayı'nda çalışma ofisine davet etti. Bunu şöyle görelim. Esasında bizim partimizde çok ciddi bir veri akışı var. Araştırmalar yapılıyor. Yani tabiri caizse kılcal damarlarına, hücrelerine kadar Türkiye'nin tamamı taranıyor, biliniyor. Ama bu böyle olmasına rağmen Cumhurbaşkanımız hepimizi tek tek çağırdı, ileri çağırdı, büyükşehirleri davet etti. Bizlere geçtiğimiz haftalarda Dolmabahçe'de çalışma ofisine davet etti. Birebir bizleri dinlemek istedi. Bizlerin ağzından çıkanları duymak istedi. Kendisi bizleri motive etti, moral verdi. Ve burada Çorlu'yla, özellikle Çorlu'nun önemini, Çorlu'nun alınması gerektiğini bizlere söyledi. Biz de bunun sözünü verdik. Şimdi daha güçlü bir şekilde söz veriyor muyuz? Çorlu'nun bu sefer, bunun yerini dinlemek hizmet etmek için durmadan çalışıyoruz. Bakanlıklarımıza gidiyoruz, çeşitli genel müdürlüklerimize gidiyoruz ve yeri geliyor, hep beraber gidiyoruz. Yeri geliyor, ayrı ayrı hizmet edebilmek için nasılımız, sözümüz, nereye geçiyoruz, kapılarını çalıyoruz. Şehrimize, ilçelerimize hizmet etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bizim vazifemiz ilçemizin, teşkilatımızın, vatandaşlarımızın, belediye başkanlarımızın, belediye meclis üyelerimizin işlerini kolaylaştırmak. Bunu kolaylaştırmak için bizler güçlü bir şekilde sizlerin desteğiyle Ankara'da geldiğimiz günden itibaren çalışıyoruz. O süreçten bu sürece yaklaşık yanılmıyorsam 4 veya 5 bakanımız şehrimize ziyarette bulundu. Bu ziyaretler sizlerin talepleri doğrultusunda bizlerin onların kapılarını çalmasıyla birlikte gerçekleşti. Sağ olsunlar Tekirdağ, özellikle bütün ilçelerimize kıymet veriyorlar. Özellikle eğitim sorunu olan baktığımız zaman seçimlere girerken bunları konuşmuştuk. Birinci öncelerimiz eğitime sağlıktı. İlk ziyaretimizi Sayın Vekilimizle birlikte, diğer vekillerimiz, il başkanımız, ilçe başkanlarımızla beraber Sağlık Bakanımıza bir ziyaret ettik. Daha sonrasında orada Çorlu'muz, Çerkezköy'ümüz, Tekirdağ'ımızın tamamına dair yeni yatırımların neler olabileceğine dair konuşmalar yaptık. Ergen'de bekleyen kanserlerimiz vardı. Çorlu'da büyütülmesi gereken belki eğitim araştırma hastanesi olmasıyla alakalı konuların gündeme geldiği konular konuşuldu. Bundan ilgili inşallah yakın zamanda hayırlı güzel müşterileri vereceğiz. Okullarımızla ilgili inşaatlarımız başladı. İhaleler bir yandan tamamlanıp yapılıyor. Nüfusu artan bir bölgedeyiz. Maalesef böyle bir şanssızlığımız var. Pandemi dönemi atlattık. Salgın hastalık, deprem derken çeşitli elde edilen yansıtlıklardan dolayı değişken konular oldu. Bu geçen konular esnasında o hizmeti yapan vekillerimiz, veren vekillerimiz büyük bir mücadele verdi. Fakat şöyle bir, en azından bir verimi benim gibi Çorlu veya Tekirdağ ciddi şekilde nüfus göçü alan bir il. Hiçbir okulumuz yıkılmasa dahi, güçlendirme olayı çıkmasa dahi her sene 21 derslikte, 25 derslikte 14-15 tane yeni okul yapılması gerekiyor bunun sonrasında göre. Bu gerçekten çok kolay bir şey değil. Ama önceden gelen yapılan işlerle şimdi birleştiriyoruz. Hayırlısı bir süreç, bir başlangıç, tekrardan yeni bir başlangıç oldu. Her dönem çıtayı daha yukarı çıkarmak, bayrağı daha yükseğe dikmenin bir dönemidir. Biz de bu dönem onlar için çalışacağız. Okullarımızla ilgili hayırlı gelişmeler var. Sağlık sektörümüzle ilgili hayırlı gelişmeler var. İnşallah spor bakan yardımcımız bölgemizi ziyaret ettiğinde stadımızla alakalı bahsettiğimiz konular var. Bunlar inşallah yerine gelecek. Bahsettiğimiz olimpik yüzme havuzları vardı, gençlik merkezleri vardı, ilçe başkanımla. Bunları sürekli biz istişare ediyoruz. Bunlarla ilgili hayırlı güzel gelişmeler olacak. Ama her şeyden kıymetlisi biz artık bu vizyonsuz belediyecilikten çok bir kurtaralım. Bu şöyle bir haksızlık oluyor. Yani seçince otomatik olarak garanti bir şekilde bilen bir başkan tembelleştirmeyi zorluyoruz. Yani o başkan yerinde oturuyor. Nasıl olsa ben seçileceğim. Nasıl olsa terlik dahil koysak seçilir dendiği bir yerde bu arkadaşlara da haksızlık yapmış oluyoruz. Bu arkadaşları biraz istirahata alalım. Adaylarımızla beraber güçlü bir şekilde adaylarımızla beraber sahaya çıkalım. Çorlu'da yeni bir dönemin müjdesini haberciliğe verelim. Bunlar gerçekten olabilecek şeyler. Devletin merkezi iktidarın gücüyle birlikte
Bizler buradayız. Tabiri caizse etimizden, sütümüzden, yürümüzden faydalanılsın. Belediyeye katkı sağlayacağız, projelere katkı sağlayacağız, vizyonlu bir şekilde bahsedeceğiz. Ya ben gerçekten üzülüyorum. Anadolu illerine gidiyorum, ilçelerine gidiyorum, doğuya gidiyorum, güneydoğuya gidiyorum, yurt dışına gidiyorum. İmrenerekten bakıyorum, özeniyorum oradaki belediye işine. Kiminde çoğunlukla AK Parti belediyeciliği, diğer yerlerde kayyum atandıktan sonra yapılan hizmetler, belediyecilik bizlerle kıyaslanamayacak kadar ileri seviyeye gelmiş. Geçenlerde parti sözcümüz Ömer Çelik beyefendiyle sohbet ederken şu anki seçim beyannamemize hazırlığımızda da şundan bahsediyoruz biz. Biz bir seri belediyeciliği esasında hallettik diyoruz. İşte altyapısı, insani olması gereken ihtiyaçlar, şunlar bunlar derken ileri belediyeciliği anlatmaya çalışacağız. İşte sağlam şehirler, estetik şehirler, işte kentsel dönüşüm, deprem hazırlığı. Ama maalesef biz daha burada birinci aşamaya aşamadık. Kanalizasyon, altyapı, yol, asfalt, kaldırım sorunları olan bir ilden ilçeden bahsediyoruz. Buna mahkum değiliz. Bunu hep beraber el birliğiyle vatandaşlarımıza, arkadaşlarımıza, komşularımıza, çalışan iş arkadaşlarımıza, kardeşlerimize anlatalım. Buranın bu kaderini değiştiremiyorum. Hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle tekrardan selamlıyorum. Toplantının kendiniz olsun diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, sağ olun. Teşekkür ederim. Bütün başkanımız, tanık olmalı başkanımıza, eşlik olmalı başkanımıza, bütün üyelerimize, ellerinize, gönlünüze, yüreğinize sağlık diyorum. Çok teşekkür ederim. Sayın ekibimize güzel konuşmalarından dolayı teşekkür ederiz. Sayın ekibim, size şöyle bir videomu da söyleyeyim. Geçtiğimiz günlerde kendi aday adayları da ne kadar çorunun durduğunu, kendileri de durduğunu, değişik şart olduğunu kendileri de söylüyorlar. Bunlara da söylüyoruz. Her basit olaydan altyapı bir halk yönleriyle kendini bilim getiriyor artık. Halk bilimlerinin tanışmalarının biri geldi, onlar da farkında. Teşekkür ederim. Zaten anlatacak. Evet, sıradaki konuşması yapmak üzere Tekin'e Aile Tekin'in mesajı ve kürsüye hazır edersen. Çok değerli il başkanımız, değerli milletvekili, çok kıymetli geçmiş dönem milletvekillerimiz, çok değerli il değişik kolu, il kadın kolu başkanımız, değerli yönetimlerim, değerli ilçe başkanımız, Çorlu ilçe başkanımız, Çorlu ilçe kadın kolu başkanımız, gençlik kolu başkanımız, hem ilimizin hem ilçemizin değerli yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız, değerli mahalle başkanlarımız, sağlık başkanlarımız, Aslında AK Parti Yeşilkanlı'nın her yönesinde can bağışla mücadele eden değerli dava ve yol arkadaşlarımız. Ben de sizlere sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirin. Ben de öncelikle bu vatan uğruna, bu bayrak uğruna, dinin diğer huzuruna toprağa düşmüş şehitlerimizi anarak sözlerime başlamak istiyorum. Burada Çorlu Teşkilatı'nda görev almışken tefal eden değerli dava arkadaşlarımıza da Allah'tan rahmet dileyerek sözlerime devam etmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, çok önemli bir seçim yerine bıraktık. Cumhuriyet tarihimizin belki de en önemli seçimlerinden bir tanesini gerçekleştirdik. 14-28 Mayıs seçimleri gerçekten sadece Türkiye'yi ilgilendiren değil, dünyayı ilgilendiren önemli seçimlerdi ve Türkiye'nin belki de alabileceği en önemli güreşlerden birisiydi. Her türlü provokasyona, her türlü engellemelere, her türlü yalana, riyaya rağmen bu necip milletimiz AK Parti'mizi ve AK Parti'nin lideri Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı ülkenin başına tekrar Cumhurbaşkanı seçti ve iktidara getirdi. Allah kısmet etti. Adam yine kazandı. Onlar oyları çaldığımızı da söyleseler, bizim farklı işler yaptığımızı da anlatsalar, bu millet neyin olduğunu çok iyi biliyor. Biz milletin kalbini kazanan bir partiyiz. Bunu onlar yüzlerine de söylüyoruz.
Seçimler bittikten hemen sonra milletvekillerimizle birlikte göreve başladık ve Türkiye Hükümet Meclisi'nde önemli bir 6 ay geçirdik. Yazın burada bir teşekkür ziyareti yapıldı. Ardından da yoğun bir bütçe görüşmeleriyle mecliste sizleri temsil etmek için orada mücadele ediyoruz, gayret ediyoruz. Her zaman söylüyorum, siyaset azim işi ve hazım işi. Bunu burada yerel siyaset yaparken öğrendik. Ama bunun ne kadar doğru bir söz olduğunu meclise gittiğimizde bir kez daha şahit olduk. İnanın 6 grubun ikisi AK Parti ve Yeşil Tek Partisi dışında diğer 4 grup her gün yalan, riya, sataşma, her türlü mesnesli cümleler, sabrımızı sınayacak hareketler, tavırlar bizi orada çok zorluyoruz. Ancak bizi motive eden en önemli işlerden bir tanesi, biz bu işi Allah rızası yapıyoruz. İkinci bizi motive eden, belki düştüğümüz yerden bizi kandıracak olan şeylerden bir tanesi de orada o koltuklara oturan bizim gibi insanların sayısını artırmak, o koltuk sayısını artırarak işte karşı grupları onların koltuk sayısını azaltmak ideallerimiz. Ardından da bizi yine ayakta tutan, bizi motive eden işte İsrail zulmü altında inim inim inleyen Filistinli kardeşlerimizin bu davalarına orada yoldaş olmak, dualarımız ile onlara sahip çıkmak ve bunun için gayret ortaya koymak. Bizim otomobillerden en önemli üç unsurdan üçüncüsü bizim için çok önemli. Çünkü biliyoruz ki mazlum coğrafyanın kurtuluşu işte orada kurulacak olan bir Filistin devleti. Bu Filistin devletinin hemen yarı başında belki de elimizi kaldırarak konuşacağımız bir barış ordusunun orada bütün Müslümanları koruması olması olacak. İşte bizim motivelerimiz en önemli şey bu. Bugün Gazze ile alakalı şu savaşın bitmesiyle ilgili herkes Türkiye'de taşın altına el koyuyor diyecek. Ama böyle diye baktığımızda işte muhalif partilerden inanılmaz sesler yükseliyor. Samimiyetsizliklerini her hareketlerinde, her sözlerinde görebiliyoruz, izleyebiliyoruz. Oysa AK Parti lideri ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuyla alakalı gayreti de ortada. Öyle büyük bir mücadele içerisindeki her an tüm dünya devletleriyle, onların liderleriyle, bu coğrafyadaki bütün devletlerle görüşmeler halinde. Yaptığı işler her türlü takdirin üzerinde. Allah'ın başımızdan eksikleriniz diyor. İyi ki Recep Tayyip Erdoğan. Evet değerli dava arkadaşlarımız, bugün sizlerle birlikte burada Çorlu'da ilçe danışma toplantısı yapıyor olmaktan son derece mutluyum. Aslında evet vekaleten ilçe başkanımıza bakıyordu Kenan Kale kardeşimiz, şimdi asaleten ilçe başkanı olarak atandı. Çünkü içeri olmalar ve değerli kardeşimizin aslında eğitim ve çok iyi. Ne kadar oluyor? Birkaç gün oldu. Öncelikle onlara muvaffakiyetler diliyorum, başarılar diliyorum. Rabbim çıktıkları yolda onları başarılara ulaştırsın. Büyük başarı hikayeleri yazmayı nasip etsin. İnşallah bizler de onların bu yol arkadaşlarına ellerinden tutacağız. Sırtlarını büyük almak için gayret edeceğiz milletvekilleri olarak. Değerli davranı yol arkadaşlarımız, çok önemli bir seçime daha geliyoruz. Tabii bu seçimlerle ilgili çok mücadele etmemiz gerektiği, çok gayret etmemiz gerektiği açık orada. Burada aday adaylarımız var. Allah onlardan razı olsun. Ben sadece çoğun aday adaylarımız yok. Burada farklı ilçelerden gibi aday aday arkadaşlarımız da var. Ben öncelikle onlara bu cesaretli davranışlar için bir alkış istiyorum. Hepsinden razı olsun. Aday adaylarımız da çok güzel. Belediye meclisi adaylarımız var. Onlara da teşekkür ediyoruz. Onların sayısı ne kadar çok ise bizim motivasyonumuz da o kadar güçlü oluyor. Evet. Ekili Esad Özcan. Allah razı olsun. Ekili Esad Özcan. Eyvallah. Ekili Esad Özcan. Tabii gençler de biz de buradayız diyorlar. Ben onlara da bir alkış istiyorum. Motivasyonumuz için.
Onun için hanım kardeşlerimiz de burada. Benim amaçı Yücel hanımefendiyi de ona nezdinde biliyorum. Ben arkadaşlar yaklaşık 15 yıldır siyaset yapıyoruz AK Parti'de. Şu salonlara defalarca geldik. Hatta ben Kenan Başkan'ı tebrik etmek istiyorum. Çünkü biz bu salonda genelde ilk danışma toplantıları gerçekleştiriyoruz. Ya da ilçe kongreleri burada yapıyoruz. Ama bugün görüyorum ki danışma toplantımız için salonu arkadaşlarımız doldurmuşlar. Çok ciddi bir zaman değildir. İlçe başkanımız ve yöneticileri olanlara rağmen hepsinden Allah razı olsun demek istiyorum. Şimdi birkaç tavsiyem olsun isterim. Özellikle aday aday arkadaşlarımızdan başlamak istiyorum. Biliyorsunuz nasipsiz dayak denmezlerdir. Benim çok kullandığım bir sözdür. Rabbimiz neyi nasip edecek biz bilemeyiz. Hayır şer ondan. İnşallah hakkımızda en hayırlısını nasip etsin. Duamız bu olsun. Ama ben ilçe belediye başkan adaya adayı oldum. İlle ben olacağım. Ben çok istekliyim. Çok arzuluyum diyen arkadaşlarımız olabilir. Nasipsizlik de olabilir. Bu çok istekli olan arkadaşlarımıza bazen kader yüzlerini görmeyebilir. Ama bu işin bir süreç olduğunu, bu davam bir yol, bir huzura mutluluğa yetiştirecek kutlu bir dava, kutlu bir yol olduğunu hatırlatmak isterim. Dolayısıyla buradan tavsiyem, adayımız kim olursa olsun, bir kere aday adaylarımız o adayımızın yanında, onun hemen dizinin dibinde olmalı, ona her türlü desteği vermeli. Bu pozitif algıyı önce kendilerinden ardından ailelerine devam ettirmeyelim diye düşünüyorum. Şimdi burada tabii ilçe başkanımıza, il teşkilatlarımıza, ilçe teşkilatlarımıza, gençlik kollarımıza, elbette kadın kollarımıza da çok büyük görevler düşüyor. Bunlarla ilgili hızlı bir şekilde il teşkilatımız, özellikle il başkanımız Ali Gümüş vasıtasıyla bütün teşkilat arkadaşlarımız nasıl bir yol haritası izleyeceğimizi sizlere anlatacaklar. SKB'lerimiz kurumu, SKB başkanımız hemen yanımızda, İl başkanımız, SKB İl başkanımız, Ömer abimiz, Ömer Polat Beyefendi. Bu konuda artık Cumhurbaşkanımız kadar duaya. Cumhurbaşkanımız da biliyorsunuz benim ustalık görevim gelmiştir. Bunun hakkında şimdi vereceğiz ve yeni Türkiye yüzyılı hedeflerimize de bu dönem hızlıca gireceğiz diyor. Şimdi değerli arkadaşlar, bu yol haritaları ortaya çıkacak. Ardından bir haritamız, Yüksek Seçim Kurulu'nun da açıklayacağı bir takvim olacak. Ondan sonra il başkanımız mutlaka bunlarla ilgili sizlere bilgiler vereceklerdir. Şimdi az önce milletvekilimiz Gökhan Beytaş muhteşem bir yaklaşımda bulundu. Kendisini tebrik ediyorum. Allah kendisinden razı olsun. Dedi ki, kurumda belediye başkanları var. Affedersin terbi koysak biz bu seçimi alırız, moduna girmişler. Tabii bu moda girmek onları gerçekten onun dediği gibi vizyonsuzlaştırıyor. Arkadaşlar, çoğunu kaybediyor. Böyle olduğunda da çoğunu kaybediyor. Şimdi o zaman böyle terbi koysak bu iş ne olmayacağını ben bir gösterelim istiyorum. Hazır mısınız? Çoğunu hazır mısınız? Çoğunu burada öyle büyük bir iş yapmanın bu seçimlerde öyle terbi bilmem bunu bunu kalkmayıp böyle bir şey olmayacağını göstermeyin. Peki nasıl göstereceğim? Bakın ben bu işin sırrını size paylaşacağım. Gerçi basın da burada ama sıkıntı yok bunu diye düşünüyorum. Değerli arkadaşlar, bu seçimi almak istiyoruz. Çoğunluğu da belirliği almak istiyoruz. Bunu alabilmemiz için ben bunu sırrını açıklayacağım ama önce daha arkadaşların hepsini ayağına veriyorum. Evet, şöyle bir ayağa kalkabilir misiniz? Arkadaşlar, çok önemli bir sır paylaşacağım. Herkes ayağa kalktıysa şöyle, herkes yerine yukarı bir kalmış. Ben geriye doğru sayacağım ve kimse elini indirmesin. Güzelce bir aynı anda bir alkış yapacağız. Tamam mı? Üçten aşağı sayacağım. Sıfır dediğimde de alkışı aynı anda. Hata yapmak yok. Kadar değil. Hazır mıyız? Evet. 3, 2, 1. Sıfır demedim ki. Sıfır
mücadele yapacağız. Aynı anda yapmamız gerekiyor. 3, 2, 1, 0! Arkadaşlar, birinci sorumuzu söylüyorum. Sizi çıktığınız bu yoldan alaşağı etmek isteyenler olacak. Yanınıza gelip kelimeler söyleyecekler. Size başaramayacaksınız diyecekler. Asla bunlara inanmayın. Oturmayalım. Başaramayalım, oturmayalım. Asla inanmayalım. Sizi kandırmaya çalışanlara tokatı atıyoruz. Birincisi bu. İkincisi, evet. Şimdi sizden bir ricam var. Herkes yanındaki arkadaşına bence bir sıkı sarılsın yani. Şöyle bir sarılın bakalım. Çorlu'da seçim bir böyle kazanırız arkadaşlar. Çorlu'da birbirimize sıkı sıkı sarılacağız. Kimseyi dinlemeyeceğiz, kendimizi dinleyeceğiz. Rabbim bizimle bir yolda bir bağlanmaz diyoruz. Çok güzel. Sayın Ekim'e çok teşekkür ederim. Sayın Ekim'e bu ekip Çorlu'nun sana kazanacak. Böyle sıkıntılar bizimle. Başkanımızın dediği gibi gerçek belediyeci AK Parti'dir. Çoğunluğun sabahını görecek. Gerçek belediyeci AK Parti'dir. Bunu hep beraber görürüz. Aslında bu örneklerimiz de var bununla ilgili. Belediye başkanlarımız var. Kapat belediye başkanı Mustafa Şedir. Ereğli belediye başkanımız İhmet Ağa. Sayın başkanımız. Her zaman özellikle İnşallah Çoğunluğu'da belediye başkanlarımızla bunu gerçekleştireceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Evet, şimdi konuşmalar için Cumhurbaşkanımızın çok iyi bir davet temsilcisi İl Başkanımız Sayın Ali Gümüş'ü bir defa verelim. Evet, sayın milletvekillerim. Geçmiş dönem ama bizim için eskimeyen milletvekillerimiz. Neşeli bir konuşmanın akabinde Gürsü'ye geldik. Ev sahibi ilçe başkanımız, kadın ve gençlik kollarımızın başkanları, değerli aday adaylarımız, büyükşehir adaylarımız, Çorlu ilçe aday adaylarımız, misafir belediye başkanlarımız, mahalle teşkilatlarımız, sandık kurulu başkanlarımız, hanımefendiler, beyefendiler ve bugün salonda bizimle olamayan milletimiz de bizim köprümüz olan kıymetli basın mensupları. Hepiniz genişletilmiş ilçe danışma toplantımıza hoş geldiniz. Hepinizi selamların en güzeliyle ve selamun aleyküm diyerek. Değerli dostlar, kıymetli arkadaşlar, kıymetli basın mensupları, 30 Mart 2024 mahalli idareler seçimine yürürken İl başkanlarımızca 11.100 ile ilçemizde tüzüğümüz uyarınca zaman zaman aile içinde sorunları konuşmak için basına kapalı yaptığımız ilçe danışma meclisi toplantılarımızı artık gündemimiz seçip bir basın toplantısı şekliyle hem partimize teveccühü gösteren aday adaylarımızla, teşkilatımızla emhal edelim hem de bütçe görüşmelerinin ikiminde kıymetli milletvekillerimizle, seçilmiş arkadaşlarımızla hep beraber seçimlere hazırlamak için bu toplantıları tercih ettik. Bugün 8. durağımızdayız. Süleymanpaşa'dan başladık. Kapaklı, Çerkezköy, Marmara Reisi, Malkara, Şarköy, Bayrakoğlu. En nihayetinde bugün Çorlu'dayız. Birkaç ilçemiz kaldı. Onları da inşallah tüm teşkilat mensuplarımız ve birbirimizle beraber hem ziyaret edeceğiz hem de arkadaşlarla az ziyaret edeceğiz. Sayın milletvekilimiz konuşmasının sonunda elbette ki neşeli bir gibi ama başında da çok önemli bir meseleye vurgu yaptı. Değerli milletvekilimiz, kıymetli ilçe başkanımız. Evet, Cumhurbaşkanımız gibi biz de mikrofonun bize takdim edildiğinde hiç şüphesiz ilk aklımıza gelen ne kadar çok ülkemizde gündemimiz yerel seçime kilitlenmişse de
dünyanın gündemi aslında. İnsanlar neslinde gazeteye birisi. Çok insanlığımız diyelim. Orada öldürülenler, Müslüman, Arap, buna bakmıyoruz. İnsanlık öldürülüyor. İnsan, eşrefi mahluka, yani bu dünyada yaratılanların en şereflisidir. 20 bin aşkın insan 7 Ekim'den bu yana. Tarifi imkansız yöntemlerle katlediliyor. Son günlerde artık keskin nişancıların zevk için insan öldürdüğü günlere geldi. Bunu Bosna'da görmüştük. O zaman da uluslararası arena ne yazık ki buna gözünü kapatmış. Şimdi çok insanlık yine ağır bir bedel ödüyor. 25 bine varmak üzere şehitlerin sayısı. Ama bu ağır bedelin karşılığında insanlık şunu gördü. Biz emperyalizmin simgesi ABD'nin, Batı dünyasının, tüm medya kuruluşlarının, hükümetlerinin, kurum ve kuruluşlarının Siyonizm tarafından nasıl kuşatıldığını gördük. Evet, biz yaradılarının yaradanları türüzeriz. Ama bizden istiyorlar ki herhalde kaplumbağalarının nasıl katledildiğine üzülelim. Veya sokaktaki hayvanların nasıl eza gördüğünü üzülelim. İnsan merkezli yaşamıyoruz. Biz her yaradılığını severiz. Ama gözümüzün önünde çoluk çocuk hasta katlediliyor. Cumhurbaşkanımızın o yüzden her zaman birinci gündemi insanlık. Zira o mazlumların gür sesidir o. Kendisinin uluslararası aranadaki Filistin'le ilgili Gazze'yle ilgili çabasından dolayı Türk milleti de bizler de onunla gurur duyuyoruz. Var mı? Kıymetli arkadaşlar, milletvekillerimiz bütçe görüşmelerinin hemen akabinde bizlerle özellikle Gökhan Bey, Çoğunlu, Emestan Bey, genel idare yatırımları 22 yıllık iktidar yolculuğumuzda ilimize ve çoğunluğumuza kazanımlarla ilgili ve yapacaklarımızla ilgili şeylere değindi. Tekrar düşünmeye gerek yok. Ülkemizin birinci gündemi olan yerel seçimlerde partimizin durumu ne? Şimdi bunlardan bahsetmek isterim. Değerli teşkilat mensupları ve kıymetli basın mensupları. Bizim kendi parti iş takvimimiz bildiğiniz üzere Seçim İşleri Başkanımız Ali İhsan Yavuz'un açıklamasıyla beraber 9 Kasım'da başlamıştı. Adaya dair sürecimiz, ilçe ve büyükşehir ve il belediye başkanlarımız yönüyle müracaatlar başladı ve tüm illerimizde 26 Kasım'da da temayül oylamaları gerçekleştirdi. Özellikle tüm partilerde istiyoruz aday belirleme sürecinin bir heyecanı var. Hem seçmenlerde, hem kendi teşkilatlarında, hem de Türk kamuoyunda. Bizim yaklaşık takvimimiz parti içinde Aralık ayının son haftasına göre adaylarımıza kavuşmaktı. O yüzden de belediye meclis üyeliği müracaatlarımızı biz Ocak ayının ilk haftasına kadar uzatmıştık. Bu haftaki duyurumuzla beraber 31 Ocak 2024'e kadar mahalli idareler seçimleri yönüyle belediye meclis üyeliklerine müracaatlarının ilçe başkanlıklarını almaya devam edeceğiz. Bu minvalde partimize Büyükşehir Belediye Başkanlığı için müracaat eden bir aday adayımız, Çorlu ilçemiz için belediye başkan adayı olarak da partimize müracaat eden 3 arkadaşımız var aramızda. Ben bu kıymetli arkadaşları hem sırasıyla takdim etmek isterim hem de tebrik edip sizlerin alkışlarına da sunmak isterim. Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın
Bu arkadaşlarımıza çıktıkları yolda muvaffakiyetler diliyorum. Bu minvalde hem milletvekillerimizin sözlerine yararlanan birkaç da kelam etmek istiyoruz. Biliyorsunuz bizim partimizde diğer partilere sayın basın mensupları izliyorlar. Bizler de izliyoruz. Bizim partimizde bir adaya dair bir yarışı olmaz. Şu salon hepimiz biliyoruz ki 22 yıllık benim siyasi yolculuğumda 8 yıl başkanı ve 10 ayrı milletvekilimizle çalıştık ve bu hepsinin ayrı önemli görevleri oldu. Ama bugün günlerimiz yerel seçim. 2014'te 2013'te 660 sayılı yasayla Cumhurbaşkanımızın tensiplerine tekrar büyükşehir oldu. 2014 ve 2019'un büyükşehir adayları aramızda aslında. İkisi de partide daha sonra daha da önemli görevlere geldiler. Sayın Mustafa'ya 2014 adayımız, Sayın Mesut Özcan 2019 adayımız. Bu seçimlerde kıl payı bu seçimleri belki başkan seçemedik ama önümüzde önemli bir fırsat var. Bakın bu kıymetli ağabeylerimiz, isimli bebekimiz, bizim için eskimeyen bir bebekimiz diyelim. Metin Bey, Mustafa Bey aramızda da, Mesut Bey aramızda da. Muradımız ne? AK Parti'de bir koltuğa talip olan herhangi bir arkadaşımız aslında kişisel bir makam elde etmek için bu yola çıkmaz. Biz büyüklerimizden bunu gördük. Her biri, tüm ilçe başkanlarımız, geçmiş dönem belediye başkanlarımız var, hala mevcut belediye başkanlarımız var, milletvekillerimiz var. Recep Tayyip Erdoğan'ın kurduğu bu partide millete hizmet aşkıyla taş üstüne taş, tuğla üstüne tuğla koyan aldığı bayrağı bir sonraki arkadaşlar devredinceye kadar millete hizmet